Yani olduğu zaman kenetleniyoruz. Bir ay sonra unutuyoruz. Bir ay sonra unuttuktan sonra tekrar yenisi gelene kadar da konuşmuyoruz. Kendimi de katıyorum işin içerisine. Bu ülke için, bu birbirimize yapmış olduğumuz en büyük ihanet hangisi olursa, hangisinden en az kazanıyorsanız ya, hangisi en az kazanıyorsanız içimiz yanıyor ya. Gözlerim doluyor televizyon izlerken. Hangimiz gidip yapabiliyoruz onu şu anda? Zaten gidecek yol yok ama hangimiz çıkıp gidiyoruz? Yani dediğim gibi iğneyi başkası çuvaldız kendimize batıracağız. Biz de hatalıyız. Adam orada enkazın altında kadınla konuşuyor. Kadına diyor ki üstüne ne var? Çıplak mısın? O musun? Bu musun? Ayıp denilen bir şey var ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ozan Yolcu. 508 kanalına hoş geldiniz. Şimdi Mokay'la bir gezintiye çıkacağız. Sabah saatlerindeyiz. 8.30 suları şu anda. Şimdi gidelim. Mokay alalım. Sonra da biraz da dertleşmemiz gerekiyor. Gel bakalım Moka. Bekle. Otur. Otur. Oturdun mu? Çapaklı oğlum. Arkadaşlar günaydın. Öncelikle güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Karlı bir İstanbul sabahındayız. Kar yeni yağmaya başladı. Bu gece rahat uyuyamadık. Tedirgin uyuduk. Sadece kendi adımıza değil, enkaz altındaki insanlar için çok endişeleniyoruz. Depremden önceki son duyurumda Yolda mı Yolunda mı serimizin ikinci bölümünü çekecektik biliyorsunuz. Onun duyurusunu yapmıştım. O serimizin ikinci bölümünü ne yazık ki çekmiyoruz arkadaşlar. Deprem dolayısıyla bu içeriği çekmenin çok doğru olacağını düşünmüyorum. 7 gün milli yas ilan edildi biliyorsunuz. Burası da halı sahamız arkadaşlar. Halı sahamız gördüğünüz gibi karla kaplanmış şimdiden. Şu anda mikrofonda konuşuyorum. İnşallah sesim net geliyordur size. Moka da çekiştiriyor bir yandan. Böyle dışarı çıkınca heyecanlanıyoruz. Arkadaşlar, ülkemiz çok ciddi, başta manevi sonra da mali kriz içerisinde. Bu gerçekleşen deprem felaketi yüzünden birçok insan evsiz, birçok insan vefat etti. 3000'e dayandı rakamlar. Belki 60.000 olabilir şu anda ben dışarıdayken. Binlerce insan enkaz altında. Yakın bir arkadaşım evsiz kaldı. Kendisi hayatta. Başka bir arkadaşım şehri terk etmek zorunda kalıyor. Bugün itibariyle. İnanılmaz üzücü bir durum. Yani empati yapmaya çalışıyorum ama yaşamadan bilemeyiz. Düşüncesi bile açıkçası beni korkutuyor. Allah vefat eden herkese rahmet etsin. Mekanları cennet olsun. Sağ kalanlara veya yakını kaybedenlere hem başsağlığı hem de geçmiş olsun diliyorum. Enkaz altındakilere de Allah güç kuvvet versin. Bu kara kışta sadece enkazla değil hava şartlarıyla da mücadele ediyorlar. O yüzden hep beraber duacı olalım. Önceki şu attığım shorts videosunda dediğim gibi o tarafa yapılacak yardımlar konusunda hassas davranmalıyız. Bugün başkasına, yarın bize. Bunu düşünerek hareket etmemizde fayda var. Ben kendi adıma bir şeyler yapmaya çalıştım. Yapmaya devam ediyorum. Aynı şekilde Can Harmanşah'la da sık sık konuşuyoruz. O da kendisi şu an Türkiye'de. O da bazı paylaşımlar yapıyor. Daha fazla kitleye duyuruyor. Kendisine de söyledim. Dedim hani şeyi varsa, ihtiyaç sahibi varsa veya işte yönlendirebileceğim birileri olursa
elimden geleni yaparım. Gerek şahsi anlamda gerek çevremle paylaşırım. Bunlardan bahsettim kendisine. Kendisi sağ olsun teşekkür etti. İşte biz bu yüzden büyük bir milletiz ama tabii ki iğneyi başkasına çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. Vefat eden insanların kimliği, nereli olduğu hiç beni ilgilendirmiyor. Vefat eden insanlardan Suriyeliler de var o bölgede. Neticede onlar da can. Daha önce deprem dediği gibi arkadaşlar, depremler insanları öldürmez. Binalar insanları öldürür. Bu depremin geleceği beklendiği yıllardan beri biliniyor. Biz ülke olarak inşaatımızla, inşaat şirketlerimizle, bu beyinlerle övünüyoruz. Her yere otoban yapıyoruz, otoyol yapıyoruz. Bir sürü bina yapıyoruz. Hastaneler yapıyoruz. Ülke olarak hepsi tamam, gurur verici şeyler. Yurt dışına, Azerbaycan'a, Rusya'ya, diğer ülkelere, Katar'a inşaat firmalarımız yatırım yapıyor. Orada bir sürü binalar dikiyorlar. Müteahhitlerimizle övünüyoruz. Ama kendi ülkemizde kendi müteahhitlerimizin yapmış olduğu binalarda insanlar vefat ediyor. Şimdi eski binalarımız için söylemiyorum bunu. Yeni binalar için söylüyorum. Sanıyorum Maraş'ta daha 6 ay önce tamamlanmış ve insanların yeni taşındığı, yeni ev alarak ya da kiracı olarak çıktıkları yeni evlerinde enkaz altında öldüğünü görüyoruz. Bakın İstanbul'da da durum bu. Görüyor musunuz? İstanbul'daki duruma bakın. Ağaç kökünden devrilmiş durumda. Şu anda fark ediyorum bunu da. Gördüğünüz gibi İstanbul'da ağaç yolu kapatmış durumda. Kökünden orada çıkmış ve yolu kapatmış yürüme yolumuzu. Yani İstanbul'da durum buyken o bölgede insanlar ne yapacaklar? İnanın insan düşünmeden edemiyor. Yani bir önceki konuya gelecek olursak arkadaşlar, bizim müteahhitlerin işgüzarlıkları yüzünden insanlarımız hayatlarını kaybediyor, sakat kalıyor veya yakınlarını kaybediyor. Bu inanılmaz bir durum. Siz milyonlarca lira para veriyorsunuz, ev sahibi oluyorsunuz. Ki günümüz şartlarında ev sahibi olmak da kolay değil. Kiracı olmak bile kolay değil. Sonra deprem oluyor. Depremde yeni binanız bir kağıt parçası gibi yıkılıyor. Siz de altında izliyorsunuz. Yani bunu sadece müteahhitlere, işgüzar müteahhitlere yaptım bir eleştiri. Hastane yıkıldı. Hastane, yani düşünebiliyor musunuz, orada hastalar var. Ağır hastalar var. Doktorlar var, hemşireler var, hasta bakıcılar var. Personel var. Ve hastane dediğiniz yer 24 saat açık olan bir yer. Yani sürekli içerisinde bir insan var. Yani bunları düşününce dehşete düşüyorum. Çok da üzgünüm. Herhangi bir şekilde kimseye bir tepki vermiyorum. Sadece isyan ediyorum. Hani biz ülke olarak başımıza daha ne gelecek acaba? Daha nelerle karşılaşacağız? İnanın bilmiyorum. Yani isyan etmemek gerçekten elde değil. Yani biz şu anda İstanbul'da yaşıyoruz ve biz de deprem tehlikesi altındayız. Şehir olarak Marmara depreminde Marmara'nın bütün şehirleri bu tehlikeye sahip. Şimdi görüyorsunuz orada olan depremin sonuçlarını. Şimdi bunlar bir ay konuşulacak. Bir aydan sonra herkes normal siyasete geri dönecek. Seçim telaşına geri dönecek. Hiç kimse bir adım atmayacak. Bunları daha önce de yaşadık. Elazığ'da yaşadık, İzmir'de yaşadık. Tabii ki bu çok 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 daha büyük bir deprem. Ama biz bu senaryoyu 17 Ağustos'tan sonra da gördük. Deprem ödenekleri alındı, yollara harcandı. Deprem ödenekleriyle hiçbir yapılanma yapılmadı. İstanbul hala deprem bölgesinde bir sürü konutun yıkılması bekleniyor. Ve bu İstanbul'da beklenen deprem Maraş'ta gerçekleşen depremden daha küçük büyüklükte bir deprem. Yani 7.5 bekleniyor maksimum. Daha bugün televizyonda gördüm. Ve o deprem daha yıkıcı olacağı söyleniyor İstanbul'da. Çünkü çarpık kentleşme var. Çünkü binalar denetimlenmiyor, denetime girmiyor. Bugün DASK alıyorsunuz. DASK alırken hangi kriterlere göre insanlara bu DASK'ları veriyorlar? Bunların hepsi denetlenmesi gerekiyor. Yani bu insan canı ya. Hiçbir parayı bunu alamaz. Yani hiçbir para bunu satın alamaz. Ve görüyorsunuz. Yani şöyle bir örnek vereyim ben size. Hatay sporlu oyuncular şu anda değil mi enkaz altında? Malatya Spor'un kalecisi enkaz altında. Bugün futbolcu dediğiniz Süper Lig futbolcusu, ki spor sektörünün içerisinde olan bir insan olarak söylüyorum bunu. Sizce Hatay'da bile olsa, Malatya'da bile olsa güvenli olmayan bir
lokasyonda veya konutta yaşar mı? Tabii ki yaşamaz. Ama bakın onların kaldığı binalar bile çöküyor ve enkaz altında kalıyorlar. Yani inanamıyorum. Yani böyle kıyameti yaşıyoruz. Ülke olarak kıyameti yaşıyoruz. En üst düzeyde yaşıyoruz. Yani şu ana kadar 45 ülke bize yardım gönderiyor. Şimdi biz bunu sorgulamalı mıyız, sorgulamamalı mıyız bilmiyorum. Yani bugün örnek veriyorum. Amerika bir sürü felaket yaşıyor değil mi? Bizim daha bilmediğimiz kasırgalar, fırtınalar, kara kışı da çok kötü bildiğim kadarıyla. Ama hiç kimse onlara yardım etme gereği hissetmiyor. Çünkü neden? Hazırlıklılar. Bakın bu ülke ekonomisi alakalı bir şey değil. Yani sizin bir gerçeğiniz varsa o gerçeği önceliklendirirsiniz ve yatırımlarınızı ona göre dağıtırsınız. Biz bunun aynı sıkıntısını orman yangınlarında da yaşamadık mı? Ya ben ülkem adına üzülüyorum. Ben kimseyi eleştirmiyorum. Yani ben hiçbir siyasi düşünceye göre konuşmuyorum. Onlar olmasa diğerleri olsa da aynı şey olacağını adım gibi eminim. Bizim zihniyetimiz bu şekilde. Yani olduğu zaman kenetleniyoruz. Bir ay sonra unutuyoruz. Bir ay sonra unuttuktan sonra tekrar yenisi gelene kadar da konuşmuyoruz. Kendimi de katıyorum işin içerisine. Bu ülke için, bu birbirimize yapmış olduğumuz en büyük ihanet. Ya biz zaten vergi manyağı olmuş bir toplumuz. Zaten bu millet devletimize hemen hemen her konuda vergisini veren bir millet. Benim tek isteğim şu kardeşim, bir tane vergimi alın beni. Bu artık elektrik faturamdan mı olur? Çöp vergim mi olur? Hangisi olursa, hangisinden en az kazanıyorsanız ya, hangisinden en az kazanıyorsanız o aldığınız düzenli verginin 1/3'ünü deprem politikalarınız için ayırın bütün ülkedeki vatandaşlardan. Biz bu sıkıntıları yaşamayız. İçimiz yanıyor ya. Gözlerim doluyor televizyon izlerken. Ya umarım ders çıkarırız bu sefer. 3000 oldu. Yani daha korkutucu rakamlar bekleniyor. Her geçen dakika daha azalıyor umutlar. Yani sadece depremdeki yıkılan binalarla uğraşmıyor ki insanlar. Soğukla uğraşıyor, yağmurla uğraşıyor, karla uğraşıyor, hipotermi tehlikesiyle uğraşıyor. Sadece enkaz altındakiler değil, enkaza yardımcı olan vatandaşlar, itfaiyeciler, askerler, AFAD görevlileri, devlet görevlileri, sosyal örgütler hepsi şu anda aynı şekilde hava şartlarıyla uğraşıyorlar. Onlarla da mücadele ediyorlar. Yani Allah onlara güç kuvvet versin. Allah onlardan 1000 kere razı olsun. Hangimiz gidip yapabiliyoruz onu şu anda? Zaten gidecek yol yok ama hangimiz çıkıp gidiyoruz? Yani dediğim gibi iğneyi başkası çuvaldız kendimize batıracağız. Biz de hatalıyız. Allah razı olsun hepsinden. Yani bir para kazanıyorlarsa da anaların ak sütü gibi helal olsun. Helal de zaten. Ama mesela dün akşam izliyorum. Yetemiyoruz yani. Ben devletimizin art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ama imkanlarımız yetmiyor. Sadece benim demeye çalıştığım şey şu. İmkanlarımızı arttırmak için ne yapmamız gerekir? Bunu iyi bilmemiz lazım. İyi araştırmamız gerekiyor. Yoksa biz bunları bir daha yaşayacağız. Biz deprem ülkesiyiz ya. Biz her türlü olumsuzlukların ülkesiyiz zaten. Depremde bunların başında geliyor. Bir kere daha şak diye yüzümüze vurdu bu gerçek bizim. Haluk Levent'in Ahbap Derneği var biliyorsunuz arkadaşlar. Oraya da bağışta bulunabilirsiniz. Ben de bağışta bulundum. Elimden geldik ya, uzaktan ne oluyorsun, ne yapabiliyorsam yapacağım. Yapmaya devam ediyorum. Şimdi de biliyorsunuz. Bizim kendi markamız var. Onunla alakalı üretimimizle de konuştum. Battaniye ve eldiven yetiştirmeye çalışıyorum. Göndermek üzere. Eğer sizler de böyle destek yapacaksanız benim üzerine bana yapın demiyorum. Bana gönderin de demiyorum. Benden alın da demiyorum. Ama Ahbap Derneği veya AFAD'ın IBAN bilgileri sürekli olarak güncellenerek paylaşılıyor. Oraya 100 lira bile yollasanız bir eldiven, bir battaniye eder. Veya sadece bir ısıtıcı eder. Isıtıcı eksiği de varmış. Adana'da özellikle. Böyle sizi kafanızı şişirmek istemiyorum. İçimi dökmem gerekiyordu. Dertleşmek istedim sizlerle. Dediğim gibi benim tepkim isyanın başımıza gelen felakete. Kendimize, başta milletimize, bilgi kirliliği özellikle. Twitter'da korkunç derecede bilgi kirliliği var. Görüyorsunuz enkaz altındaki insanlar, dalga geçen insanlar var. Yani Allah kahretsin onları ya. İlk defa bela okuyorum bir insanı. Bir insan enkaz altında olup da onunla dalga geçilir mi? Adam orada enkazın altında kadınla konuşuyor. Kadına diyor ki üstüne ne var? Çıplak mısın? O musun? Bu musun? Ayıp denilen bir şey var ya. O kadın belki senin annen yaşında, belki kardeşin yaşında canıyla mücadele ediyor orada. Terbiyesiz herif. Ya bunları gördükçe işte sinirleniyorum ben. Yani ben devletimizin bütün imkanlarını sonuna kadar kullandığı eminim. Zaten birleşme olur böyle durumlarda. Yani diğer muhalefetin de birleştiğini görüyorsunuz. Bundan da mutlu oluyorum. Biz böyle bir ülkeyiz zaten. Ama ben sonrası için, yani bu işler bittikten sonra 17 Ağustos'tan sonrasında olduğu gibi olmasın istiyorum. Bizden madem deprem vergisi alınıyor, bununla ilgili dozerse dozer, vinçse vinç, teknik alet elevatsa onlar alınsın, stoklansın. İşte atıyorum battaniye mi? Battaniyeler stoklansın. Isıtıcı mı? Isıtıcılar stoklansın. Bu meleğin ne zaman geleceği belli olmuyor. Bakın kış geldi bir hafta önce Türkiye'ye.
deprem oldu. Yani bir hafta önce değil de iki hafta önce falan olsaydı bu kadar ölüm olmayacaktı, emin olun. Binalar yıkılsa bile, çünkü hem hava şartları ötürü alet elevatörün ulaşması uzun sürüyor, hem insanların dayanma gücü azalıyor. Umarım her şey yoluna girer bir an önce. Artık kabus gibi yani, uyanıyorum kabustayım. Yani hani inanamıyorum hala. İnşallah bir an önce arkadaşlar her şey yoluna girecek. Yani umudum, inancım bu yönde. Pozitif kalmaya çalışıyorum. Tekrar vefat eden herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olarak kurtulanlara acil şifalar diliyorum. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Enkaz altında olan insanlara güç kuvvet diliyorum. Orada enkaz altındaki gelirleri kurtarmak isteyen herkese, sivil ya da görevli veya örgüt mensubu kişilere, milletimiz adına, şahsım adına, işte kim için diyorsanız hepsi için teşekkür ediyorum. Hepsi adına teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Devletimize teşekkür ediyoruz. Elinden geldiğince tüm kudretiyle sahada olmaya çalışıyor. İyi niyeti görmemek ayıp olur. Ayıptır. Burada art niyet zaten aranmaz. Devletimizden de Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Videoyu kapatıyorum şimdi. Canım iyice sıkıldı konuştukça. Belki seriyi bekleyen arkadaşlar olabilir. Gerçi beklediğinizi düşünmüyorum şu şartlarda, ama yine de açıklama yapmak istedim. 7 gün biliyorsunuz milli yas ilan edildi. Önümüzdeki hafta başında belki bununla alakalı bir video içeriği hazırlarım. Gidişata göre, sürece göre bakacağız duruma. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sağduyulu olmaya, pozitif olmaya devam ediyoruz. Herkes kendine çok dikkat etsin. Görüşmek üzere.